zaten inşallah bir şey yaşama yani. Hepsini çok seviyorum da Essentials artık. Tabii Essentials. Bambaşka bir durumda. Ya keyifli. Şimdi şu şeyleri bir kavanoz dipli dünya bölümüne girelim. Senden başlayalım Baturay. Aç bakalım. Üç tane hakkım var. Ya üç hakkım var. Üçünü de yatıracağız zaten. Ne çıkıyor bunda mesela şey? Ne çıkıyorsa bahtına doğru, zaten. Bu cesaret mi falan? Doğru bu cesaret mi? Başlayalım bakalım. İlk şeyiniz, sorunuz nedir? Türkiye'de en büyük sorun sana göre nedir? Haydi bakalım. Ya ama hiç komik değil. Ama abi. Sen seçin. Türkiye'de en büyük sorun sana göre ne? Gerçekten mi? Vallahi. Ahlak. Ahlak sorunu. Evet. Bana göre yeter. İkna oldum ben. Biz de ikna oldum. Gayet ikna edici bir yanıt oldu. Buyursunlar sıradaki. Hayır. Sizden siz devam edeceğiz. Öyle mi? Üçünü de bitiriyorum. Abi arda arda biraz overdoz olmayalım. Ya işte arda arda overdoz yapıyoruz. Bakalım neymiş. Bakalım tam olarak nerede çatlıyor olay? Hiç arkadaşına aşık oldun mu? Yani her sağlıklı insan gibi. Arkadaşına aşık oldum. Değil mi? Evet. Evet. Abi arkadaşına aşık olursun. Mesut abi yani doğru yani bir saatlerde. Aşık olup arkadaş da olabilirsin. Hiç arkadaşınıza aşık oldunuz mu efendim? Yok. Abi yani doğru saatlerde doğru bir miktar şeyle. Kimlere aşık olunmaz ki? Doğru Mesut saatlerde abi. Evet canım, ya. Hakikaten doğru saatlerde. Herkes aşık olmaya layıktır diye düşünüyorum. İkna olduk mu? Olduk. Hayır. Olduk. Evet, ikiye bir İlk soru. Oy çokluğuyla olduk. Ya sorun ahlak dedim ya, herhalde bende bir sıkıntı var. Estağfurullah. Kendimden şey yapmışım. Estağfurullah. Hiç aldatıldın mı? He. Tabii. Her sağlıklı insan gibi. Her sağlıklı insan gibi belli saatlerde mi belli şeyde. Bunlar bu bahsettiğimiz şeyler insanın başına hiç gelmesin istersin ama. Tabii. Geldikten sonra da iyi ki gelmiş dediğin şeyler vardı. Hmm. Buna da öyle bakıyorum. Bak bu 13 sene önce bu sorular hazırlandığında bunlar konuşulması çok ayıp sorulardı. Öyle mi? Tabii. Çaldatıldın mı? Nereden 13 senede nereden nereye gelmiş yani? Aldatıldın mı gerçekten? Evet. Peki haberin aldatırken mi oldu? Yani öncesi şimdi sonrası. İzledim artık. Nasıl oluyor ya bu? Eyvah. Aldatılıyorum galiba şu an. Değil mi? An itibariyle. Ahmet. Mehmet sen ne yapıyorsun falan. Yok öyle olmadı abi. Anladım abi. Yani haberin oluyor ya. Böyle kazara haberin oluyor. Ya o da yani. Başka bir rengi. Ne yapalım kabulleniyoruz. Yani hepimiz kamyonumuz ve arkamıza bir yazı yazıyorlar yani kabul etmemiz bunu lazım. Bunu böyle komikle anlatıyoruz da şu an belki o süreçten geçen biri için çok sinir büyük bozucu bir şey yedik, büyük küfür yedik. Ben ona şunu söyleyebilirim. Sorun sende değil abi. Hanımefendi siz de değil sorun. Sorun o karaktersizde. O var ya falan. Gidelim ne yapayım buyur. Buyursunlar peki, efendim. Benim gözlüklerim yok. Yardımcı olsun. Estağfurullah her türlü yardım. Okur musun? Tabii. Doğrusu okumasam. Ben bunu okumayayım. Hiç suç işledim mi? Tabii ki hayır. Hiç mi? Hiç. Kanunen bir sıkıntı? Yok hiç olmadı. GBT'ne baktırırım. Baktır istediğin kadar her yere baktır ama karakola gittim bir hırsızlık vakası olmuştu. Tamam. Suç duyurusunda bulundum. Ha duyuran karşı. Sendin tamam okey. Duyuran bendim. Onun dışında karakola falan öyle Allah yazdıysa bozsun. Allah korusun canım yani düş diye söylemiyoruz ama hani oldu mu acaba? Yok olmadı. Peki buyursunlar sıradaki sorumuz. Zengin insanların mutlu olduğuna inanıyor musun? Haydi. Kesinlikle inanıyorum. Para var saadet var bu mudur bence, yani? Bence ana fikir bu. Ya kızacaksın ama bana fikir. Yok niye kızayım yani gerçekten. Ay, bilemedim kızacak mısın gibi geldi bakınca. Yok ya yani ekseni öyle de alabilirsin başka türlü de alabilirsin. Ben mutlu para var mutluluk var. Para var huzur var huzur gerçekten orada doğru yani. Hoşuna edilmiş bir laf değil. Buyursunlar evet, son sorumuz. Kaç para diye bir kaç paradır? Kaç paraya kadar mutlu olabilirsin? Ülke seçme şansın olsaydı hangi yerde doğmak isterdin? Yine Türkiye. Çünkü mezarım da burada aldım, hazırladım. Bir yerde. Ya bu mudur yani mezar yatırımı için? Güzel. Mezar yatırımı için. Türkiye. Haksız da değil, 50 bin lira ya. Dünyanın neresinde ölürsem öleyim, yine gelip buraya gömüleceğimi biliyorum. Yani Türkiye ya, burada bir yerde, burada bir ağacın altında, burada yaşayayım. Uyarına gelirse. Evet. Efendim.